toprak tutar milleti, toprak zapt eder. Organik gübreyi tanıtmak adına toprak analizi, toprak düzenleme ve arazi bakımı üzerine çalışmalar yapan bir firmayız efendim. Öncelikle sizlere anlatmak istediğim organik gübreyi tanıtmak ve bilinçsiz çiftçiliği biraz daha sonlandırmaktır. Zeytinde halkalı lekenin asıl çıkma sorunu ve organik maddenin, organik gübrenin önemini tanıtacağım sizlere. Bitkide bulunan hastalık ve zararları tek bir nedene bağlayamayız aslında. Bunların asıl sebebi çiftçilerin kullandığı bilinçsiz gübreler, fazla atılan azot, ekstra kullanılan bordo bulamacı, kireç, bunların zamanla toprakta birikmesi ve toprağın hava alamaz hale gelmesi, bitkilerin nefes alamamasından dolayı kaynaklıdır aslında. Şimdi şöyle düşünelim. Biz mesela ayağımıza bir ayakkabı giydiğimizde ayağımız nasıl terleyip koku yapıyorsa bitkilerde bu aynı şekildedir. Toprağımız ve köklerimiz hava almadıkça bitkiler zamanla halkalı lekeye ve mantar hastalıklara döner. Bunu önlemenin nasıl bir yolu vardır? Öncelikle topraktaki kireci çözmemiz gerekir. Organik madde oranını yükselterek pH'ını dengelemeliyiz. Daha sonrasında ise toprakta belli besin elementleri vardır. Azot, fosfor, potasyum, demir, mangan, çinko. Sırf hani bitkiyi kendimizden biri gibi gördüğümüz zaman o zaman beslemeyi öğreniriz aslında. Bunun için ne yapmamız gerekir? Topraktaki organik madde miktarını yükseltiriz. Daha sonra belli besin elementlerini tamamlarız. Kirecimizi çözeriz. Peki bunlar için ne kullanmalıyız? Leonardit, hümik asit, amino asit. Hani ülkemizde bir dünya yararlanmadığımız aslında mineral ve madenler vardır. Öncelikle bunları bilmemiz gerekir. Potasyumat, kaolin kili ve benzeri, kükürt. Bunları toprağımızda bulundurmamız gerekir aslında. Hem toprağımızın havalanması açısından hem de ekstra organik maddenin yükseltmesi amacından. Biz topraktaki kireci çözmeyip organik maddeyi artırmadığımız sürece istediğimiz kadar üre, DAP, şeker, kimyasal gübreler atalım, nitratlı gübreler atalım. Bunların hepsi zamanla kireci dönecek ve mantarı hastalıklara yol açacaktır. Öncelikle bunları yapmamız gerekir. Sonrasında ise bitkinin ihtiyacına göre azot, fosfor, potasyum ve besin elementleri tamamlarız. Mesela çiçek öncesi fosfor verip çiçeklendirebiliriz. Ekstra bunların yanında iz elementler, demir, mangan, çinko, bor gibi. Bunları amino asit, deniz yosunu, solucan gübresi ve organik gübrelerle tamamlayabiliriz. Biz nasıl 3 öğün yemek yiyorsak bitkilerde de bu aynı şekilde olması gerekir. Yani sadece bordo bulamacı kullanarak bir yerlere bir şeyler yapmaya çalışmak değil de hani bitkinin 3 öğün ihtiyacını tamamlamalıyız. Bunu da nasıl yaparız? Sadece bordo bulamacı atmak yerine bakır, mesela bakır öncesi kalsiyum, ekstra, çinko, bor, mangan, magnezyum, bunları kullanmamız mutlaka gerekir. Çünkü ağacı sürgün yaptırmamız gerekir. Meyve gözenekleri doldurmamız gerekir ki ağacımız bize meyve versin. Bir ağacı kapatıp kireçle kaplayıp hastalıktan koruyup da verim vermesini beklemek saçma oluyor normal şartlarda. Ekstra çiçek zamanında gübreleme yapmayı pek tavsiye etmiyorum. Çünkü çiçekteyken ağaçlar genelde hassas olur. Çiçek öncesi bütün uygulamamızı yapıp bütün önlemlerimizi alıp daha sonrası çiçekten çıktıktan sonra hani zeytinde veya ve benzeri ürünlerde saçma büyüklüğüne geldikten sonra yavaş yavaş kalsiyum, potasyum, amino asit, deniz yosunu ve iz element takviyeleriyle yavaş yavaş şişirebiliriz aslında. Kökten uygulamaları yapmamız gerekir. Kökten ağacımızı beslemezsek zaten hiçbir verim alamayız. Çünkü ağaç %60-70 kökten beslenir. Sadece yapraktan uygulama yaparak verim bekleyemeyiz.
özellikle Akhisar'da da hani bilinçli bir şekilde çiftçilik yapılmıyor açıkçası. Hani herkes Akhisar'ı zeytin memleketi olarak biliyor fakat günden güne topraklarımız gidiyor. Topraklar nefes alamaz hale geliyor. Bu sefer ne oluyor? Hani zeytinden de verim alamıyoruz. Akhisar'a girip baktığınız zaman şu anda pek verimli bir tarlalarımız yok açıkçası. İç açıcı değil. Hani önceden bilinen tabii Akhisar güzel bir yer normalde. Sonrasında ne oldu? Topraklar bozulduktan sonra bize de eskisi gibi verim alamamaya başladık. Hastalıklar çoğaldı. Bunların önüne geçemez olduk. Öncelikle bunları önlememiz gerekiyor. Şu anda hani direkt zeytine sadece bordo bulamacı bakır atıp kapatmak yerine değil de öncelikle toprağını düzeltmesi gerekir. Topraktaki organik madde miktarı, pH dengesi, ekstra kireç oranı bunlar çok önemlidir. Biz nasıl hani doktora gittiğimizde bizden kan tahlili alıp ilaç yazıyorsa bitkilerde de bu şekilde olması lazım. Çünkü bitkiler de fotosentez yapıyor, klorofil üretiyor. Biz nasıl nefes alıyorsak bu onlarda da aynı şekilde. Ne yapması gerekiyor? Öncelikle topraktaki organik madde miktarını artırmalı. Kireci çözmeli ve daha sonrasında eksik besin elementleri, demir, mangan, çinko, bor, kalsiyum gibi besin elementleri tamamlamalıdır. Hani daha çok kimyasal atmak yerine değil de organik maddeye, solucan gübresi, leonardit, humik asit, amino asit, zeolit, kaolinkili ve benzeri gibi şeylerle hem topraktaki organik madde miktarını artırmalı, hem köklerin hava almasını sağlamalı, hem de ekstra köklendirmeye yönelik şeyler yapmalı. Öncelikle topraktan bunları yapmalı. Sonrasında yavaş yavaş üstten uygulamalar yapılmalı. Bu sadece bordo bulamacı, bakır ve değil de ekstra çinko, bor, mangan gibi, fosfor gibi mesela çiçek öncesi uygulamalarda sürgünü artırarak, çiçeklendirmeye teşvik ederek çiçek sayısını artırmalıdır. Ekstra hani tohum tutumu içinde ilaç aramaya çıkmak değil de bütün uygulamaları tamamlayarak tohum tutmasını zaten sağlar çiftçilerimiz. Toprak analizinde çiftçilerimiz gidiyor tarlasından 3 ya da 4 farklı yerden 25-30 santim altından alıp poşete koyup karıştırıp getiriyor. Ama elini pek fazla sürmemek kaydıyla. Daha sonrasında bunları analize gönderiyoruz. İçeriğindeki organik madde azot, fosfor, potasyum ve iz element yani ikincil element katkılarına bakaraktan çiftçimize nasıl gübreleri ne zaman kullanmaları gerektiğini hepsini söylüyoruz. Bunların hepsini hani çiftçilerimizin isteği üzerine tarlalarına gidip arazilerine bakıp hani hangi hastalığı olduğunu, neler kullanması gerektiğini, ekstra neden böyle yaptığını bunları söyleyebiliriz. Tabii hiçbir hastalık tek bir sebebe bağlı değildir. Üzüm çok fazla bizim buralarda. Fakat üzümlerde de bu sene hava şartlarından dolayı, sıcak soğuk stresinden dolayı biraz yanık var sıcaklardan dolayı. Bir de hani yeterli miktarda bakılmıyor, bitkilerimiz hava almıyor. Bu da tabii verimsizliğe yol açıyor. Üzümde kullandırabileceğimiz güzel ürünler var aslında. Bu zeytinde uyguladıklarımızı üzümde de uygulayabiliriz. Fakat hani biraz daha fark ediyor. Hepsinin zamanı biraz daha farklıdır. Üzümde ekstra hani silktirme yapılır, tane büyütme yapılır, salkım uzatma yapılır. Hani zeytinde bu biraz daha basittir aslında. Ekstra şu anda seracılık biraz var. Sera dediğim hani bahçe, domates, biber, patlıcan. Bunlarda zaten bakımı kolaydır. Domates, biber, patlıcan hani bahçe, sebze meyvelerinde ne kadar fazla gübre verirseniz sizin için o kadar iyi. Bunlar genelde zaten kökten beslenir. Ki köklendirici özelliği olan çok fazla ürünler vardır. Organik madde miktarı yüksek ve amino asit oranı yüksek çok fazla ürünler var. Bu yüzden daha çok azot, fosfor, potasyum değil de organik madde miktarı yüksek, amino asit yani hızlı bir şekilde büyüme yapan ürünleri tavsiye edebiliriz. Evet, gene çiçeklendirme için fosforu, mangan, çinko bunları ekstra olarak kullanmamız gerekir. Sonrasında gene tane şişirmede kalsiyum, potasyum bunları zamanına göre tabii vermeliyiz. Bu çoğu bitkilerde aynıdır zaten. Bizim ürünümüzdür. Organik madde bakımından zengindir. Ekstra içeriğinde fosfor ve bor oranı yüksek olduğu için bazı bitkilerde dana burnu denilen bir olay var mesela biberde. Onlarda kullandırıyorum. Ekstra haşerenin uzaklaşmasını sağlıyor.
Büyümede de ekstra katkı sağlıyor. Çiçeklendirme, büyüme. Çiçeklendirmede fosfor ve amino asitin çok fazla zaten katkısı vardır. Büyük rol oynar. Bu yüzden üstten ve damlamadan kullanımda güzel sonuçlar görüyoruz. Damlamadan kullanımda 20 dekar yere kullanılıyor. Fiyat olarak da maliyet düşürmek açısından uygun bir ürünümüzdür zaten. Solucan gübresinde de aynı şekilde. Arek sıvı solucan gübresi. Zaten bunlar organik gübrelerdir. Hiçbir zaman organik gübreden zaten zarar görmezsiniz. Ekstra içeriğinde amino asit olduğu için biraz daha tane şişirmede ve çiçeklendirmede mutlaka büyük rol oynar. Tavsiye ederim. Tabii bordan yapılır. Bitkideki borun zaten önemi çok fazladır. Normalde tohum tutumunu ekstra sağlayan ürünlerden biridir bor. Hani çiftçilerimiz çok fazla bilmese de tohum tutturucu diye verilen ürünlerin içerisinde mutlaka bor olması gerekir zaten. Bitkide bor olmazsa tohum tutumu çok fazla olmaz. Bor, mangan, çinko, demir bunlar ikinci element olsa da bitkinin tohum tutumunda, çiçeklenmesinde, ekstra büyümesinde büyük rol oynar. Tabii genelde organik maddeyi tanıtmak üzerine çalışıyorum zaten ben. Yani toprakları biraz daha düzeltmek amaçlı. Çünkü artık topraklarımız verimsiz hale geldi. Köklerimiz hava alamaz halde. Bu da ne oluyor? Zamanla halkalı lekeye, ekstra zararlılara hepsine yol açıyor. Yani bunları da ben bitirmek adına biraz daha kendimi tanıtayım diye düşündüm. Hani biraz daha çiftçimizin bilinçli gübreleme yapmasından yanayım açıkçası. Hem masrafı biraz daha düşsün, en azından ne attığını bilsinler, boşu boşuna masraf etmesinler diye. Manisa Akhisar'da toprak düzenleme, arazi bakımı, organik gübre üzerine çalışıyoruz. Ekstra tarlanıza gelip danışmanlık yapıyoruz. Bundan ekstra bir ücret talep etmiyoruz. Sonuçta bu işi severek yapıyoruz. Şimdi sizin arazine gelip ücret almamamız, ekstra toprağınızı düzeltmemiz zaten bize de katkı sağlıyor. Sizin tarlanız ne kadar güzel olursa zamanla bu tanınacak zaten. İleride bize kazanç olarak dönecek. Biz bu işin devamlılığı kısmındayız. Yerimiz Manisa Akhisar Çarşı içindedir. Toprak düzenleme, arazi bakımı, organik gübre üzerine çalışıyoruz. Ekstra ücretsiz danışmanlık yapıyoruz. Niçin organik gübre? Çünkü toprağımızda organik madde miktarı olmadan kireç oranı fazla olduğu sürece hiçbir verim alamayız açıkçası. Çünkü zararlılar, mantarı hastalıklar ve benzeri çok fazla olur toprağımızda. Bilinçli bir şekilde hani gübreleme yapmak istiyorsak, verim almak istiyorsak öncelikle topraktaki organik madde miktarımızı yükseltmeli, kireç oranını çözmeli ve pH'lerini dengelemeliyiz. Öncelikle bu şarttır. Ve toprak analizi yaptırmanızı tavsiye ederim. Çünkü biz nasıl doktora gittiğimizde doktor kan tahlili alıp bize ona göre ilaç ve bir şeyler söylüyorsa bitkilerde de aynı şekilde olmak zorunda. Yani bitkileri ne zaman kendimizden biri olarak görürsek o zaman asıl verimi alırız. Toprak tutar milleti, toprak zapt eder.